Ferit Demir güzel bir dosya çalışmış. Aslında haberin çoğu biraz derleme, yani yaptığı bütün haberlerden bir şey bulmuş ama katil bulundu demiş. Zaten aslında Ferit Demir de bizimle aynı çizgide. Katil amca atıyor yani, hani her şey onu gösteriyor. Deliller de onu gösteriyor. Şimdi oradan gelelim. Şimdi bu adamlar çok enteresan adamlar bu arada. Yani soruşturma sürecine ilişkin çok çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Şüphelilerin ortam dinlemesine karşı müzik sesini açarak önlem almaya çalıştığı ortaya çıktı. Bakın bakar mısınız? Şimdi Nalan'ın kaybolduktan sonra mesajlar siliyorlar. Kimler siliyor abi? Yani Güran ailesinin birçok üyesi Nalan'ın kaybolduğu 21 Ağustos'tan sonra WhatsApp mesajlarını ve aramalarını, telefon görüşme kayıtlarını da siliyorlar. Aile üyeleri anılan tarihten sonra kullandıkları cep telefonlarını ise değiştiriyorlar abi. Sonra da diyor ki bizim bir suçumuz yoktur ya. Ya bizim devletimiz bulacaktır ya. Bizim devletimiz bulacaktır falan diyorlar. Peki niye mesajları sildiniz? Neden arama kayıtlarınızı sildiniz? Bir suçunuz yoksa, kendinizden endişe etmiyorsanız, katil Nevzat'sa neden sildiniz? Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Güran ailesi üyeleri jandarmanın ortam dinlemesi yaptığı bilgisini almışlar. Bu bilginin kim tarafından sızdırıldığı araştırılırken, Güran ailesi erkeklerin katıldığı en az 7 ayrı aile meclis toplantısının yapıldığı tespit edildi. Bu toplantılar kimi zaman açık alanda, kimi zaman da kapalı alanda. Toplantıda konuşulanların ortam dinlemesi sayesinden dışarı sızmaması için yüksek sesli müzik açarak önlem almaya çalıştılar. Bu nasıl bir sahtekarlık? Bunlar suçsuz bakın. Bunlar suçsuzlar canım. Aa, hiç kendi çocuğunu öldürürler mi ya? Hiç kendi çocuğunu katleder mi bunlar ya? Allah aşkına ya. Katil köpek işte. Yani. Katil köydeki köpek, it. Güran ailesi üyelerinin muhtar Salim Güran'ın birçok kez verdiği talimatlar ile hareket ettiği de elde edilen yer. Bilgi. Nari'nin katledildiği baba evinde birçok halı, koltuk örtüsü, yolluk ve masa örtüleriyle birlikte anne Yüksel Güran'ın kıyafetlerinin çamaşır makinesinde yıkandığı, yine evdeki halıların en az iki kez yıkandığı ortaya çıkmış. Bak, daha geliyoruz ya, bitmedi. Yıkama işleri yenge Hediye Güran'ın organize ettiği ve Nari'nin cansız bedeninin evden çıkarılması sonrası Salim Güran'ın talimatı ile. Yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ile anne Yüksel Güran'ın halları yıkadıkları, ortalıkta bulunan birçok örtüyü de yıkadıkları tespit edildi. Bunların cinayette hiçbir alakası yok. Bunlar bilmez. Hayır, 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 hayır. Anne Yüksel Güran'ın evde bulunan çamaşır makinesine kapasitesinin üzerinde yıkanacak örtü ve kıyafet koyduğu için aşırı yüklenmeden dolayı çamaşır makinesinin arızalandığı, bunun üzerine yıkanması gereken örtü ve kıyafetlerin Hediye Güran'ın evine götürülerek burada yıkandığı tespit edildi. Yok canım ya. Yok ya. Onların makinesi temiz yıkamıyordu ondan. Özellikle evin giriş kapısında yer alan geniş ara holün ve Nari'nin katledildiği odadaki bütün örtülerin yıkandığı belirlendi. Yerlerin de defalarca silindiği, çamaşır suyu kullanıldığı belirtiliyor. Bunların hepsini bunlar katil değil diye yaptılar. Yani Nari'nin izini silmek için değil ya, rutin temizlik. Hani kızın ölmüş, kızın kaybolmuş, öldüğünü de bilmiyorsun. Acılar içinde ağlıyorsun. Kızımı bir köşeye atın, kızımı bir köşeye atın diye güya haykırıyorsun. Ama o aralar aklına ya şu perdeleri yıkayım, örtüleri yıkayım, nevresimlerimi yıkayım, hallarımı yıkayım, duvarları beşer defa çamaşır suyu yıkayım mı aklına geliyor gerçekten. Ulaşılan bir diğer bilgi ise daha dikkat çekici. Bütün aile üyelerinin, özellikle Hediye Güran, Maşallah Güran ile Yüksel Güran'ın 21 Ağustos günü en az iki kez banyo yaptıkları, yine Salim Güran'ın uzun bir süre banyo yaptığı ve aracını kapı önünde yıkadığı da tespit edildi. Yok canım ya, bunlar normal, bunlar rutin temizlik yapmışlar. Abi bunlar rutin temizlik yapmışlar ya. Valla bunlar rutin temizlik yapmış. Yani niye iftira atalım ki şimdi bunlara? Bunlar hepsi şey, Ponçik Tepe burası ya. Bunlar Ponçik Tepe abi. Aa, bunlar hiç böyle şeyler yaparlar mı ya? Bunlar dünya tatlısı. Hakkaniyet desen bunlarda, ahlak desen bunlarda. Ya bunlar böyle şeyler yapar mı? İftira atmayalım değil mi? Niye iki defa banyo yapsın? Diğeri uzun uzun banyo yapsın. Evin hallarını yıkasın, örtülerini yıkasın, perdelerini yıkasın, duvarları, yerleri çamaşır suyla yıkasınlar. Ya adamlar Kadir ezildi. Yani hepsi Kadir ezildi bunlar. Obsesif yani. Ondan canım. Yoksa
cinayeti örtmek için falan değil, iftira. Narin'in saat 15.15'te eve geldikten hemen sonra katledildiği belirlendi. Narin'in cansız bedeninin ev dışına çıkarılmasından sonra amca Salim Güran'ın saatlerce yakın çevresi ve aile büyükleriyle telefon görüşmeleri yaptığı belirlendi. Amca Güran bu görüşmelerin tamamına yakınını WhatsApp üzerinden gerçekleştirdi. Amca Güran'ın söz konusu görüşmelerde delillerin ortaya çıkarılmaması için yardım aldığı anlaşıldı. Şükür devlet bunları öğrenmiş. Gizli tanıklarla ilgili akraba olduğu söylendi. Biliyorsunuz gizli tanıklardan alınan ifadelerden hemen sonra o iki gizli tanıkta ne oldu? Bugün 4 kişi gözaltına alındı. Ondan ifadeler alınıp tekrar gönderildi. Şimdi gelelim buraya. Güvenlik birimleri olaydan hemen sonra Salim Güran'ın telaşlı bir biçimde davrandığı bilgisine ulaştı. Bu duruma köyde bulunan ve akraba olmayan bir kişinin bu duruma şahit olduğu ortaya çıktı. Olayları uzaktan izleyen bu kişi güvenlik birimleriyle temasa geçti. Ankara'dan uzman isimlerin Diyarbakır'a gelmesi sonrası anılan kişinin gizli tanık statüsüne alınarak hakkında gizli tanık işlemi yapıldığı öğrenildi. Yani aslında öncesinden söylemiş, şimdi gizli tanık olmuş. Bravo, helal olsun adam. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda amca Salim Güran'ın evinde olay öncesinde güvenlik kamerasının var olduğu ancak olaydan sonra kameraların çalışamaz hale getirildiği belirlendi. Benzer şekilde bir diğer amca Hüseyin Güran'ın evinde sesli kayıt yapan güvenlik kamera sisteminin olduğu ve bu sistemin de devre dışı bırakıldığı, her iki güvenlik kamerası görüntülerinin geriye dönük olarak bütün görüntülerin özel bir program kullanılarak silindiği anlaşıldı. Yok canım. Hayır abi. Özel programla güvenlik kameralarını silmiş olabilirler. Ne olmuş ki? Bunlar Ponçiktepe abi. Bunlar yapmamıştır ya. Katil muhtemelen yani benim herhalde. Yani bu gidişe bakılırsa katilin ben olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani bunlara bakarsak katil benim. Ponçiktepe'de hiçbir şey yok. Ponçiktepe tertemiz. Bu kadar delile, bu kadar bilgiye, bu kadar dosyaya rağmen. Ancak jandarma ekiplerinin her iki güvenlik kamerasının hard disklerine el koyarak TÜBİTAK'a gönderdiği öğrenildi. Umudumuz şu an bir tek TÜBİTAK kaldı. Bu arada güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonrası okul anahtarının amca Güran'da bulunduğu olay sonrası Güran'ın okula giderek güvenlik kamerası görüntülerini izlediği ve güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde herhangi bir silme ya da oynama olup olmadığının araştırılması için okuldaki güvenlik kamerası hard disklerini de sökülerek incelemeye alındı bildirildi. Okulun bir anahtarı bile Salim'de var yani. Ponçiktepe'de. Daha ne söyleyebiliriz? Yani devlet daha ne bekliyor? Gerçekten devlet daha ne bekliyor? Nasıl bu basit köylüleri konuşturamıyor? Adamlar organize suç şebekesi. Yani valla yani bakın bir hanımefendi Çiğdem Hanım şey diyor, ben okul müdürüyüm, okul anahtarını da muhtara vermezsin arkadaşmış. Yani okulun yedek anahtarı muhtarda ya. Gerçi okul da okul değil, döküntüydü. Daha yeni yeni Milli Eğitim de orada okul olduğunu yeni fark etmiş. Bakımı almış bu arada. Yani katil hanginiz arkadaşlar? Söyleyin ya. Bence sizden biri yaptı. Hadi hadi. Siz yoruma yazın. Katil kim? Yani bunlar hiçbir şey üstlenmiyor. Bu kadar belge, bilgi, rapor var. Bu kadar suçu gizlemeye yönelik iş yapmışlar. Baba çıkıyor. Bence katil Nevzat'tır. Ben ona yemek verdim. Benim evimden geçti. Ben ona su verdim. Ne diyorsun baba? Ne diyorsun? Allah aşkına ne diyorsun? Ne boş konuşuyorsun? Kardeşinin katilliğini gizlemeye çalışıyorsun. Kızın daha mı değersizdi ya? Kızın abinden daha mı değersizdi Arif Güran? Kızın karından daha mı değersizdi Yüksel Güran? Kızın 5 dakikalık olaydan daha mı değersizdi? Hiçbiriniz insan değilsiniz ya. Vallahi insan değilsiniz. Konuşmuyorsunuz. Şu kızın katili ortaya çıksın diye kılınızı kıpırdatmıyorsunuz ya.
yorum yapan vatandaşlarımız var burada bizi izleyen. Onlar kadar uğraşmadınız ya kızınızın katili ortaya çıksın diye.